Merhaba arkadaşlar. Kapıstan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, saçlar boyanmış ama daha bakımımı yapmadım. Önce iftara dolma yapacağım. Bahar geldi ya. Ne tarafa çevirsem arkam o kadar güzel güzellikler görünüyor ki. Sizler nasılsınız? İftarda neler yapıyorsunuz? Bugün dolma yapacağım. Dünden böreğim var. Çorba yapmıyorum. İki kişiyiz zaten. O yüzden dolma yapacağım. Yine kıymalı olduğu için böreğim, kıymasız bir dolma, yalancı dolma tercih edeceğim. Aslında kıymalı ama kıyma çıkarmadım. Hemen şu an saat 5.30. Yok 5. 7.30'da, 7.40'da iftar oluyor. Ben şimdi hızlıca bahçemden nane toplayacağım. Soğan daha önce toplamıştım. Taze soğan da koyacağım. Biraz kabak, biraz pazı, biraz da yaprak doldurmayı düşünüyorum. Marollarımın da hepsi tuttu. Çok güzel oldular gerçekten. Şimdi nanelerimi toplayayım ve dolmamı hazırlayayım. Nanelerimi topladım. Fasulye dolu üstü vallahi. Çok güzel. Ama güneşten yandılar ya. Evet arkadaşlar. Dolmamızın yapımına başlayalım. Zeytinyağlı bir dolma olacak. Bol yeşillik olacak. Bahçemin nanesi. Dolaptaki son maydanoz, fena olmasın diye hepsini koyacağım. Çünkü buzdolabımı boşaltmaya çalışıyorum. Şu an buzdolabında bir tane domates yok, bir tane salatalık yok, bir tane meyve yok, birkaç tane havuç var. Şişedeki meyve sularım, kendi yaptığım meyve sularım var. İşte domates yok, yani yeşillik, tazelik hiçbir şey yok. Sadece böyle dolapta olabilecek en az miktarda eşyalarım var. Bunun da sebebi dediğim gibi. Yeni dolap geldiğinde aktar döndür yaparken elimin altında kalabalık olmasın. Yemeklerimi de ona göre ayarladım. Ha, siz göremiyorsunuz. Şu şekilde arkadaşlar. Kıyma. Bıçak arası kıyma. Evet. Size göstereyim derken bir güzel de küçülttüm bunları. İşte yeşil soğanlarım. Diprizden çıkardım. Buzlu domateslerim. Bunları da böyle kıymak çok kolay. Rendeleyebilirsiniz. Çek çekinizi atabilirsiniz. Acele ettiğim için olmam mı daha acele olurdu acaba? Acele olurdu acaba? Salçamız tuzlu olduğu için çok tuz koymuyorum. Biraz da suyuna koyarım muhtemelen. Karabiber.
bakayım yonda. Bol kimyon. Acı limona eksik. Karabiber koydum. Kimyon koydum. Pirinç az bir şey koydum ama koydum. Domatesi, yeşilli, bol yeşillikli güzel bir dolma olacak bu. Şimdi sarmaya devam. Çok küçük olduğu için elimle dolduruyorum. Halen buzlular. Buzlu olduğu için zaten kolay dolduruluyor. Buzları gittiği anda böyle ayakta durmadığı için çok ince açmışım. Çok ince oymuşum daha doğrusu. Güzel doldurulamıyor. Şimdi inşallah ben doldurana kadar hepsi çözülmez. Basıyorum korkmadan çünkü pirinci az. İçine biber de koyacaktım ama unuttum ya. Evet arkadaşlar, dolmam hazır. Sanırsam saat de 7'ye geliyor. Hemen altını yakıyorum ben. Ağzına küçük bir tabak da uydurursan iyi olur. Çay fincanı tabağa. Evet. Kapağını da kapatalım. Afiyetle yiyelim inşallah. Çok yorgun oldum. Konuşamıyorum. Dilimden mam kurudu. Dolmamı yaptım. Soframı kurdum. Böreğim de burada. Yoğurdumuz, limonumuz. İki kişi olunca fazla özenmiyor muyuz nedir bilmiyorum ama bu bize yeter zaten. Dolmamın hepsi de bu. Elimize sağlık, afiyet olsun. Evet arkadaşlar, merhaba. İftarımı açtım. İftara kadar uyumuşum. İftarımı açtım. Dolmalarım pişmiş ama tuzlu olmasın diye tuzunu az koymuşum. Son anda limonlu koyarım dedim, gecikmişim. Limonu da az oldu. Tabii tabakta ilave yaptık. Ama tenceredeki gibi olmuyor. Şimdi Mersin'den aldığım Biogold keratin servis serisinin tuzlu şampuan ya da tuzsuz şampuan, neydi özelliği hatırlamıyorum. Ya tuzlu oluşu ya tuzsuz oluşu. Ondan saçımı yıkadım. Saçımı boyadıktan sonra en son o şampuanla, dediğim gibi tuzlu mu yazıyor, tuzsuz mu yazıyor, ikisinden bir özelliği yani. Bu tuzla alakalı bir özelliği var. Öyle bir şampuan yıkadım. Boyam da bu. Garnier çarpıcı renkler. Uzun süre kalıcı çarpıcı renkler. Numarası da 6.46. Yoğun bakır kahve. Türkiye'den, yine dediğim gibi Mersin'den onu da almıştım. Şimdi saçımın alt kısmını önce boyayacağım. Böyle bir ince bir tarak lazım bana. Eldivensiz olmuyor. Bir de kucağıma, pantolonuma. Gerçi pantolonum çok önemli. Taytıma zarar vermesin diye. Şöyle bir şey koydum. Bundan. Tabii aynam da burada. Çünkü aynam da iri gösteriyor. Ve saçımı boyayacağım sonuçta diyeceksiniz. Evet. Kollarımı da çekeyim. Ola ki saçım boya yaparken de şöyle oluyor zaten. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
Şimdi hızlı çekimi alalım. Bu uygulamaya görelim. Evet, saç bakımımızı yaptık arkadaşlar. Kız kardeşimin fönünü getirdim. Onun fönü daha kuvvetliydi. Benimkinin o etki yapmadığını anladım. Çünkü daha önce kayınvalideminkinde yapmıştım. Çok güzel olmuştu. Şimdi keratinin Biogold serisinin kremi. Bunu her banyodan sonra kullanıyorum arkadaşlar ben. Böyle. 5 parmağımın ucunu batırdım. 4 parmağımın hatta ucunu batırdım. Böyle. Böyle. Evet, bu kadar. Uygulama bu kadar. Uçlarını, özellikle uçlarını arkadaşlar. Evet, yerlere atmayın saçımı. Fön çekmeyi bilmediğimden, fön çekmediğimden arkadaşlar düzleştiriciyle de gitmedim. Yani gitmek istedim ama baktım fönle, kurutmayla o kadar oldu. Hem taradım hem kuruttum kısacası. Bu hale geldi. Hiç yoktan iyi. İki aydır keşke boyamasam. Melek bakımımı yapaydım diyorum. İşte fön makinesine güvenemediğim için. Bu kadar. Evet. Sonunda özlediğim görüntüye kavuştum. Yarın da düzleştiricilerin üzerinden gideceğim. Bakın başka bir şey. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğenmeyi. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.